Merhaba arkadaşlar, bugün iftar yaprak sarması yapacağım. Şimdi malzemelerimi sayıyorum size. Şöyle bir su bardağından fazla pirinç, bol suyla yıkadım. İçerisine bir adet kuru soğan, maydanoz, 3 diş sarımsak, bir tane ince doğranmış, pardon, 2 tane ince doğranmış domates, bir yemek kaşığı kadar salça kullanacağım. Baharatlarında sumak ekşisi, karabiber, pul biber, nane, tuz, kimyon, asma yaprağım burada. Altına kaburga, kuru domates ve kuru biber koyacağım. Nar ekşisi ve zeytinyağı da kullanacağım. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Domatesimi, salçamı, işte diğer baharatları da, maydanozu da, soğanı da katalım içerisine. Şimdi içerisine bir miktar nar ekşisi koyacağım. Yeterli bu kadar. Zeytinyağı da göz kararı koyacağım. Çünkü ölçülü hiç iş yapmıyorum ben. Yaklaşık bir çay bardağı kadar diyeyim size. Bütün malzemeleri karıştıracağım. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi onu biraz dinlenmeye bırakacağım. Ben bu arada tenceremin altına kaburgaları yerleştireceğim. Samırsa isterseniz içine doğrayıp koyabilirsiniz. Ben kaburgalarımı dizmekten başlayayım. Şu şekil. Kaburgalarımı dizdim. Şimdi içine kuru domateslerimi atacağım. Kuru domateslerimi attım. Bir tane acı kuru biber attım içerisine, fazla acı olmasın diye. 3 diş sarımsak. Şimdi yapraklarımı sarıp üzerine dizeceğim. Ben bu arada bir gidip çamaşırlarımı sereyim. Şu yaprağımın içerisi dinleninceye kadar. Sonra gelip sarmaya devam edeceğim. Yapraklarımın sarımına başladım. Şöyle şu şekilde sarıp şimdi üzerlerine dizeceğim. Kaburgalarımı şöyle şu şekil. Yapraklarım sarsım hazır. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Suyunu ilave edeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ağır ağır pişmesini bekleyeceğim. İftar saatine kadar altını iyice kısacağım. Ağır ağır pişsin. Üzerine hafif zeytinyağı gezdirsem yeterli çünkü içerisine de koymuştum. Bir yarım çay bardağı kadar olsa yeter. Video çekerken söylemeyi unuttum. Kaburgalar da taze kuzu kaburgası olacak çünkü daha rahat pişmesi ve daha kolay pişmesi için. Biraz soğuk su ilave edeceğim. Daha sonra sıcak su. Kaynamaya başladıktan sonra sıcak su ilave edeceğim. Kısık ateşte iyicene ağır ağır pişecek. Yapraklarımız pişti hazır. Şimdi tepsimin üzerine kapatacağım. Ters çevireceğim ama önce bir havlamam gerekiyor. Çok sıcak olmuş, demedik. Çevir. Çevireceğim, dur bakalım. Bismillah. İnşallah bir vukuat işlemeden. Güzel duruyor. Kapakalı birkaç tane salçayla karışmış ama güzel duruyor.